Çevremizdeki her şey, sevdiklerimiz, evimiz, şehrimiz, ülkemiz, gezegenimiz, tüm evren yıllar yıllar önce tek bir noktada bulunuyordu. Her şeyi başından incelemeye başlıyoruz. En başından, büyük patlamadan. Modern bilimle ilgilenen herkes bu teoriyi bilir ve herkesin bir kulak aşinalığı olduğu için bu gerçeklik olarak algılanır. Ama adı üstünde, Big Bang bir teoridir ve cevaplanması gereken çok soru vardır. Evrenimizin nasıl oluştuğu ile ilgili öne sürülen birçok görüş var. Ama şu an kabul edilen en yaygın bilimsel teori, her şeyin tek bir patlama anından oluştuğunu söyleyen Big Bang, yani büyük patlama teorisi. İşlerin ilginçleştiği noktaysa tam da burada başlıyor. Eğer bildiğimiz her şey tek bir patlama anından oluştuysa, Big Bang'den önce ne vardı? Ya da Big Bang'den önce bir şey var mıydı? Big Bang her şeyin başlangıcı mıydı? Süreci daha iyi anlamak adına günümüzden biraz geriye gidelim. 1929 yılında Edwin Hubble gökyüzünü incelerken galaksilerin ışık dalga boylarının uzadığını fark etti. Bunun tek bir açıklaması vardı. Evren genişliyordu. Bu buluşa kırmızıya kayma ismini verdiler. Sonraki yıllarda yapılan araştırmalar ve teknolojimizin gelişmesiyle ulaştığımız bilgiler bize her şeyin başlangıcı olarak adlandırdığımız Big Bang'in 13,8 milyar yıl önce ortaya çıktığını gösterdi. Bunu anlamak için basit bir filmi geriye sarma işlemi yapmamız yeterli. Birbirinden sürekli uzaklaşan maddelerin bir başlangıç noktası olmalıydı. Big Bang'in arkasında bıraktığı bir tür elektromanyetik yankıyı takip ettiğimizde her şeyin başlangıç noktası olan sıkıştırılmış atoma ulaşıldı. Az önce yankı diye ifade ettiğim şeyin bilimsel tanımı ise kozmik mikrodalga arka plan ışımasıydı. Radyo teleskoplarının nasıl çalıştığını anlamakla işe başlayalım. Yeri ve zamanı önemli olmadan uzay boşluğunda gerçekleşen bir eylem düşünün. Yıldız patlaması ya da kara deliğin gözlemlenmesi gibi bir şey olabilir. Uzay boşluğunda ilerleyen elektromanyetik dalgalar dünyamızdaki radyo teleskopları tarafından yakalanır. Ve bu da bize dalganın yayıldığı kaynakla ilgili araştırma yapma şansı verir. Ayrıca teleskopların yakaladığı dalgalar çok uzun süredir uzay boşluğunda ilerlediği için aslında bizim yaptığımız gözlem geçmişte gerçekleşen bir olayın izlenmesidir. Big Bang'in bıraktığı etkiye dönecek olursak, ortaya çıktığı düşünülen yankıyı da takip etmenin bir sınırı vardır. Bu da patlamadan sonraki 380 bin yıllık zaman dilimidir. Başlangıçta evren çok yoğun bir halde olduğu için içinde ışığın ya da diğer elektromanyetik dalgaların ilerlemesi imkansız. Bu yüzden yapılan araştırmalar patlamadan sonraki 380 bin yıla kadar derinleşebildi. İşlerin biraz karıştığının farkındayım. Daha basitleştirip anlatmak gerekirse masanın üstüne bir elma koyduğumuzu ve onu patlattığımızı düşünün. Etrafa saçılan yüzlerce parça elmayı gözlemlememiz mümkündür. Ama patlamanın gerçekleştiği ilk milisaniyelerde elmanın merkezinde olanları görmemiz ya da anlamamız pek mümkün değildir. Bilim insanları tabii ki elmayla falan uğraşmıyorlar. Bunun yerine parçacık hızlandırıcı gibi teknolojiler geliştirerek Big Bang'e yakın bir ortam, yakın bir teknoloji geliştirmeye çalışıyorlar. Tabii onun çok 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 daha küçük bir versiyonu. Biz insanlar genel olarak çevremizde olup biten her şeyin bir nedeni olduğuna inanırız. Daha doğrusu bilimin nedensellik ilkesi bizi buna yönlendirir. Peki zamanı geri sarsaydık? Gezegenlerin, galaksilerin, ortada hiçbir şeyin olmadığı Big Bang'in öncesine gitseydik, orada ne bulurduk? Tahmini olan. Belki de hiçbir şey. Bazı teorik fizikçilere göre büyük patlamadan önce olan şey inanılmaz derecede yoğun ve sonsuz bir teklikti. Bu teklik denilen havalı terim aslında zamanın ve bildiğimiz fizik kanunlarının olmadığı bir durumdan bahseder. İşlem aslında gayet basit. Zaman ve fizik kanunları yoksa Big Bang'den önce herhangi bir şey olduğunu da söyleyemeyiz. Başka bir görüşse Big Bang'in aslında bir sıçrama anı olduğudur. Big Bounce adı verilen bu teoriye göre bizden önce, daha doğrusu bizim evrenimizden önce başka bir evren genişlemeye devam ederken birden içine doğru çökmeye ve süperkütleli devasa bir kara delik oluşturmaya başladı. Daha sonra bu kara delik kendi içinde patlayarak şimdi bildiğimiz evreni oluşturdu. Bu görüşe eklemem gereken bir diğer bilgi de aslında bu olayın sonsuz bir zamandan beri tekrarlanıyor ve sonsuz bir zamanda tekrarlanmaya devam edecek olmasıdır. Yani evrenler genişleyip içine çöküp tekrar genişlemeye devam ediyorlar. Einstein Big Bang'den önce ne var sorusunu
kuzeyden daha kuzeyde ne var sorusuna benzetiyordu. Benim en sevdiğim örnekleme budur bu konuda. Sonuç olarak büyük patlamadan önce ne olduğuna dair sayısız teori üretilmesine rağmen verilebilecek en dürüst cevap bilmiyoruz. Ama kanıtlanmış cevapların olmaması soruları boş bırakacağımız anlamına gelmiyor. Bilimin gelişmesi için en önemli şey doğru soruları sormak zaten. Zaman akışında henüz deney ve gözlem yapamadığımız, kanıtlayamadığımız şeylerle ilgili teori üretmekten başka elimizden bir şey gelmiyor. Bir sonraki videoda Big Bang'den önce ne olduğuna dair ufkumuzu genişletecek teorileri daha ayrıntılı inceleyeceğiz. Ama bu videoda en çok sorulan soruları cevaplamak istiyorum. Büyük patlama nerede oldu? Aslında evrenin her yerinde oldu. Çünkü evren dediğimiz şey o patlayan noktanın tamamından ibaretti. Patlama terimini kullanınca bize daha çok bomba patlaması ve etrafa şarapnel saçılması gibi bir görsel oluşturuyor olabilir. Ama bu olayı daha çok şişirilen bir balona benzetmemiz daha doğru olacaktır. Yani merkezden saçılan şeyler yoktur, birlikte genişleyen bir evren vardır. Evren uzay boşluğunun içinde mi genişliyor? Hayır, bu tamamen yanlış bir izlenim. Hatta tam tersi. Uzay ve zaman evrenin içinde genişlemesiyle oluşmuş tanımlar. Yani evren aslında uzayın, zamanın ve maddenin toplamından oluşuyor. Evren ışık hızından daha hızlı genişleyebilir mi? Evet. Einstein evrenimizin kozmik hız sınırının ışık hızı olduğunu söylemiştir ve hiçbir şey bunu geçemez demiştir. Bu doğru ama büyük patlamada cisimlerin birbirinden ayrılması değil de yerin genişlemesi söz konusu olduğundan o hız bir yerden bir yere gidilen konum değil, yerin genişlemesi şeklidir. Bu yüzden büyük patlama esnasında ışık hızından daha hızlı ayrılmalar söz konusu olmuş. Büyük patlama sırasında tam olarak ne oldu? Bunu tam olarak bilmesek de öngörülen kronolojiyi hızlı bir şekilde anlatabilirim. Büyük patlamadan sonraki bir Planck zamanı sürede, yani 10 üstü eksi 43 saniyede evren sadece 10 üstü eksi 33 santimetre boyutundaydı. Homojendi, izotropikti. Bu anda sıcaklığı 1032 Kelvin civarındaydı. Bu noktada enflasyon hızlı genişleme başladı. Büyük patlamadan sonraki 10 üstü 33 saniyede enflasyon dönemi bitti. Sıcaklık bu noktada yeniden 1028 Kelvin dolaylarındaydı. Çünkü enflasyona neden olan vakum enerjisi yoğunluğu ısıya dönüşmüştü. Baryogenez olayı, yani baryon isimli parçacıkların oluşması dönemi başladı. Antimadde ile madde arasındaki reaksiyon sürelerinde bir kırılma yaşandı. Evren bundan sonraki 10 üstü eksi 4 saniye boyunca 1013 Kelvin dolaylarına kadar soğudu. Antiprotonlar protonlarla birleşerek enerjiye dönüştü. Ancak daha çok sayıda proton olduğu için geriye sadece fotonlar ve protonlar kaldı. Büyük patlamadan 100-200 milyon yıl sonra ilk yıldızlar oluşmaya başladı. İlk süpernova patlaması sonucu karbon, nitrojen, oksijen, silikon, magnezyum, demir gibi elementler uzaya saçıldı. Günümüzden 4,6 milyar yıl önce büyük patlamadan 9,22 milyar yıl sonra Güneş sistemi oluşmaya başladı. Ve evren ömrünün 9,28 milyarıncı yılı içindeyken Dünya oluştu. İşte mavi gezegenimiz kısaca böyle doğmuş oldu. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Evrenimizin varlığı sonsuzluğa kadar gidebilir mi? Ya da ondan önce ne vardı? Bir kara delikten mi oluştuk? Benzer evrenlerden sadece bir tanesi miyiz? Fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.